Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, sağlıklı, mutlu, bereketli, güzel bir gün olsun inşallah. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ekim'i uğurladık ve 1 Kasım itibarıyla ekranlardayız, karşınızdayız. Rabbim ömür verirse de bütün bir kış sizinle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Kasım'a girdik ve yaprakların o güzel, o muhteşem renkleriyle hepimize doğa güzel bir görsel şölen yapıyor. Allah'a şükretmek lazım, tevekkül etmek, tefekkür etmek lazım o renkleri gördükçe. Gerçekten harika zamanlar yaşıyoruz ve 1 Kasım bakalım hanım eli takvimi için bugün bize hangi notları düşecek? Hemen 1 Kasım'ın yaprağını da kopardık. Kasım'ın ilk gününü de yapraklarını koparmış olduk efendim. Hemen bir tarihe bakalım. 1928 gösterirken tarihler yine Türk alfabesinin harflerinin kabulünü gösteriyor. Şu anki kullandığımız Türk alfabesinin kabulü 1928'i gösterirken 1 Kasım tarihinde. Ve duayla başlayalım hemen. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni affet. Bizleri affet. Güzel bir peygamber hadisi ve güzel bir peygamber duası. Hep birlikte amin diyelim. Günün sözü içinde Nurettin Topçu'nun o muhteşem kaleminden süzülen güzel bir sözü sizinle paylaşıyorum efendim. Buyurmuşlar ki, insan denen şahsiyet köklerini maziye salmış bir ağaç gibidir. Kökler yüzyılların derinliğine gömülürse şahsiyet büyüktür. Bin yılları aşarsa şahsiyet harikadır. İşte biz de bin yılları aşmış muhteşem köklere sahip, muhteşem bir maziye sahip bir medeniyetin, kültürün evlatlarıyız. Nurettin Topçu'nun tespitleriyle bugün günün sözünde de onu ağırlamış olduk efendim. Bugün programımız dolu dolu. Geçen hafta Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin çok güzel bir sergisi vardı. Bütün bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilediler. Ve biz de onların heyecanını paylaşmak için Selçuk Üniversitesi'ndeydik efendim. Moda Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Burcu Başaran hanımefendinin öğrencileriyle birlikte çok güzel işler çıkardığı sergi birazdan ekranlarınıza gelecek. Şunu söylemek istiyorum, şu anda ekranlarda bizi izliyorlardır mutlaka. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Onlar geleceğin sanat tasarımcıları. İnşallah yolları açık olsun. Gönüllerine göre ülke için, vatan için, bayrakları için hep çalışan gençler olsunlar inşallah. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle de Burcu Hanım'ı tebrik ediyorum. Böyle güzel öğrenciler yetiştirdiği için bütün moda tasarım, bütün sanat tasarım fakültesindeki hocalarımıza da sevgiler gönderiyoruz efendim. Bakalım nasıl güzel işler yapmış hep birlikte izleyeceğiz. İkinci bölümde de biliyorsunuz bu hafta lösemili çocuklar haftası. Çok kıymetli konuklarım var. Lösev'le yaptığım bütün programlarıma çok kıymet veriyorum, çok değer veriyorum. Benim için çok özel olduğunu düşünüyorum. Ve bu tür yayınları da yapmamız gerektiğine inanıyorum. Lösevi tedavisi görmüş anneler bizimle birlikte olacak. O zorlu süreci anlatacaklar. Konya Lösev İl Temsilcisi Dilek İlmaz Hanımefendi bizimle birlikte Lösev'in çalışmalarıyla 2 ve 8 Kasım'da yapılacak programlarla ilgili bize bilgi verecekler. İkinci bölümde de onları ağırlayacağız. Ama şimdi gelin bir sanata gidelim. Bir Sanat Tasarım Fakültesindeki öğrencilere gidelim. Onların yaptığı bu şahane eserleri hep birlikte izleyelim efendim. Buyurun. Merhabalar, çok renkli görüntülerle sizinle birlikteyiz. Şu anda Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Burcu Başaran Hocam bizimle birlikte. Onun müthiş bir heyecanı var öğrencileriyle birlikte ve biz de o heyecanı onlarla paylaşacağız bugün. Önce hocamı bir tanıyalım. Hayırlı olsun, heyecanınızı paylaşacağız. Ne durumdasınız? Çok sağ olun geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman sanatın yanındayız, izleyicilerimiz de bilir ve bunu çok önemsiyoruz. Burcu Hocam, sizi bir tanıyarak başlayalım.
alalım mı? Tabii ki. Ben Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda da bu fakültemizde bölümümüzdeki moda resmi derslerini şu anda yürütmekteyim. Bu aslında geçen seneki bir dönemin çalışması ama biz bu sene böyle rahat rahat sergileyelim dedik. Şu anda da bu işlerin devamı geliyor. Çünkü moda resmi 3 dersimizde arkadaşlar çok güzel hikaye panolarını hazırlıyorlar. Koleksiyon hazırlayacaklar. Daha çok tasarım odaklı çalışacağız. Ama ilk başta figür çiziminden başlayarak bu arkadaşlarla daha sonra artistik figür çizimine geçtik. Ve daha sonrasında da işte üzerine kıyafeti giydirme vesaire onları öğrendiler. Ve renklendirmeye başladıkları, yani renklendirmeye geçtikleri ilk dönem oluyor bu onlar için. Ama çok da güzel işler çıktı. Ben o yüzden yani öğrencilerimden gerçekten çok memnun kaldım. Çok gurur duyuyorum hepsiyle ayrı ayrı. Teşekkür ediyorum buradan da. Çok güzel çalıştılar, çok özverili çalıştılar. Bir dönem içerisinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Çünkü birçoğu hani ışık gölge, ne bileyim kuru boya, sulu boya dahi tanımayan öğrencimiz de vardı. Bunları tanıyıp haşır neşir olan öğrencilerimiz de vardı. Böyle renklendirmeye geçtikten sonra hem kumaşlar üzerinde biraz çalışalım dedik. İşte kumaşları nasıl ifade edecekler? Biraz onun üzerinde çalıştık. İşte kottur, deridir, böyle değişik dokularda çalıştılar. Gene şöyle gezerken ben size daha iyi anlatabilirim o zaman. O zaman şöyle mi diyelim? Bu işte ilk öğreti çizim aslında. Tabii. İlki kara kalem dedi. Kara kalem, aynen. Ardından renklendirme. Aynen. Aynen. Ardından giydirme, sonrasında kumaş giydirme. Tabii ki. Zaten bu dersin temelini figür çizimi dediğimiz bir desen dersi oluşturuyor aslında. Biz bugün burada hem figür çizimlerini görüyoruz, hem renklendirmeleri görüyoruz. Kumaş da var mı? Tabii tabii. Kumaşlar da var. Dokular, hepsini ayrı ayrı çalıştılar çok titiz bir şekilde. Ortaya da bu işler çıktı. Ben bunların üzerinden size aktarayım. Tabii ki memnun oluruz. Biz siz öğrencilerinize teşekkür ettiniz ama ben de hem size hem öğrencilere teşekkür ediyorum. Çünkü bu sizin başarınız, ekip başarısı. Evet, evet. O zaman şöyle bir gezelim mi? Tabii ki. Haydi bakalım gezelim. Arkadaşlarla temel bazı kumaşları çalışmaya başladık. Yani dediğim gibi o figür desen kısımları ayrı. Artistik figür çizimi, giydirme, onları hallettikten sonraki o bir dönemi en az kapsadı. İki dönem figür çizimi alıyorlar. Arkasından da artistik figürle başladık. Giydirmeleri yaptık. Sonra renklendirmeye geçtiğimizde işte kot çalışmaları, işte kotun dokusu nasıl olur, ışık gölgesi, rengi nasıl olur, kotla ilgili böyle günlük casual dediğimiz tarz çalışmalar oldu. Daha sonra işte kürk, bu dokuları hep çizimini öğrenebilmeleri için kürk mesela çalıştılar. Daha sonra gene konularımız ilerledikçe çocuk tasarımlarına geçtik. Bu tasarımlar tamamen kendilerine ait çocuk tasarımları. Daha sonra bir konudan esinlenerek, etkilenerek tasarım yapma. Onun üzerinde durduk. Aynen. Film seçtiler. Herkes kendi etkilendiği bir film seçti. Orada kolaj çalışması görüyorsunuz. Orada kolaj çalıştık. İşte bitkisel şeylerden etkilendiler. Burada o tarz bir çalışma görüyorsunuz. Uzaydan etkilendik. Bir konumuz oydu. Daha sonra böyle sınavlarda güzel ödevler hazırladılar. Yukarıdaki büyük çalışmalar gibi. Sizin afişinizde herhalde yer alan. Aynen, afişte yer alan Nazlıcan'ın çizimi, portre çalışması. Onda da çocukların yaratıcılığını biraz geliştirmek açısından bir yüz figürünün yarısını gerçekçi, yarısını da soyutlayarak bir yüzeyi düzenleme tasarım yaptılar orada.
şeylerde de bir grafiksel çalışma oldu biraz. Dedim sanki bir dergi kapağı gibi, böyle daha illüstratif. O yukarıda bir tanesi sanat akımından yola çıktılar, o kübizm. Diğerinde kendisi Mısır'dan etkilenmiş. Yine burada bitkisel dokulu mesela çalışmalar yaptık bu şekilde. Onlar hem daha farklı artistik bir hava kattı. Gene aynı konularda mesela kelebekten esinlendi arkadaşımız. Burada güzel bir deri kürk çalışması var. Burada gene kumaşı ve dokuyu öğrenebilmeleri. Konuları belirliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Herkes o konu. Mesela kürkse konu kesinlikle ona göre hazırlanılıyor. Hı-hı. İşte bir figürse ona göre hazırlanıyor. Sonra deri yine evet, ona göre evet, bu şekilde belirliyoruz. Kesinlikle. Konuları, temaları belirliyoruz. Hı-hı. Bir iki hafta önceden zaten bunlar belli. Arkadaşlar da araştırıyorlar. Daha sonra o kumaşlarda, o çalışmalarda yapıyor. Aynen, herkes kendi hayal dünyasında. En güzel tarafı bu değil mi? Kesinlikle. Şimdi onları evet belli konularla sınırlasak bile ben çok da aşırı böyle katı kurallarla sınırlamak istemedim. Çünkü bu derste dedim uçabildiğiniz kadar uçun, yapabildiğiniz kadar yapın, çok farklı şeyler olsun. Hani bir yaratıcılığınızı, özgünlüğünüzü bir ortaya dökün. Daha sonra zaten o giyilebilir, onları da öğrendiler. Giyilebilir kıyafet nasıl tasarlanır? Yerine, zamanına göre onların da rahatlıkla yapabileceklerini düşünüyorum. Bir de sanırım bir süre sonra onların tarzları şekilleniyor ve ileride yapacakları tarzları da oluşmuş oluyor. Kesinlikle. Okul buna herhalde müsaade ediyor. Aynen, sizin aynen, onları özgür bırakmanız onların bir tarzını ve tavrını evet, da ortaya çıkarmasına sebep evet, oluyor kesinlikle aslında. Kesinlikle o şekilde. Burada da gene Hülya Veysel arkadaşımızın çalışmaları. Figürleri tamamen kendine ait. Yani hayali olarak çok rahat bir şekilde figür çalışabiliyor. Arazi sanatından etkilenerek yaptığı çalışması yukarıda, diğeri de gene figürleri, portresi, işte hayvan, vahşi hayvanlardan esinlenelim dedik, oradan yola çıktığı tasarımları, sinema ile ilgili çok güzel yarı kolaj, yarı çizim şeklinde çok güzel tasarımlar yaptı. Özellikle doku çalışmaları, detaylı çalışmalar, sabırlı iş dedik mi Hülya aklımıza geliyor. Evet, biraz sabır işi. Kesinlikle. Ve yine aynı çalışmalar aynen, devam ediyor. Farklı öğrencilerin çalışmaları. Kesinlikle. Başka tasarımlar ama benzer konular. onların bakış açısıyla yine burada da diğer çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel fonlarıyla birlikte, her şeysiyle birlikte düşündüler. Çok emek verdiler. Şöyle hepsini teker evet, teker gezmeye biz devam edelim. Ama şunu sormak istiyorum Burcu Hocam. Şimdi yeni öğrenciler mezun hı-hı, ediyorsunuz. Evet. Bayrağı teslim edeceğiniz öğrenciler İnşallah, geliyor yeniden. Evet, ve meslek için ne söyleyeceksiniz? İleride mesleği nerede görüyorsunuz? Çocuklara bahsettiğiniz, işte bulunduğunuz yerde şöyle şöyle olursanız ilerleyebileceğin hı-hı, İsteyenler vardır, bölümü seçmek isteyenler vardır. Sizin gibi birinden duymaları daha etkili olacaktır. Tabii ki biz öğrencilerimize her zaman tavsiyelerde, öğütlerde bulunuyoruz mutlaka. En başta sorumluluk duygusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları her işi dört dörtlük ellerinden gelebildiği kadar bunun arkasında olmaları gerekiyor ve işlerine dört elle sarılmaları gerekiyor. Bunu tembih ediyorum. İnşallah biraz kazandırabiliyoruzdur. Çünkü sabır olmadan hiçbir iş tükenmez, bitmez. Sonuca ulaşabilmek için sabırla ve sebatla çalışmaları gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Bizim işimiz birazcık artistik göz istiyor tabii ki. Ben o konuda yani estetik bir bakış açınız olsun, artistik bir bakış açınız olsun. O konuda ufuklarını elimden geldiğince açmaya çalışıyorum. Araştırma yapmalarını istiyorum bu tarz. Yani çok detaylı bir meslek aslında. Çok şey içinde barındırıyor. Sadece bu tasarım, çizim ufak bir boyutu. Bunun dışında kalıp çalışıyorlar. Bir giysinin kalıpları nasıl oluşturulur, nasıl dikilir, nasıl hayata geçirilir? İşte pazarı nedir bu işin?
işletme açısından da dersleri var. İnanın çok çok detaylı bir, çok yönlü bir meslek. Tamamen adanmışlık isteyen, biraz beceri isteyen, biraz yöntem isteyen bir alan diye düşünüyorum. Siz o zaman seçilmiş insanlarsınız bence. Ben öyle düşünüyorum. Son olarak şunu soracağım size. Bu iş yetenek işi mi, eğitim işi mi? Biraz yaratılışta olacak sanırım. O farklı bakma dediniz ya. Biraz olacak ama onu da zamanla kazanıyorlar. Yani şimdi kendi öğrencilerimizden bile derste yaptıkları ilk iş ile son iş arasında çok büyük fark var. Bunda eğitimin rolü devreye giriyor ama tabii ki içinden gelen öğrenci de çok farklı harikalar da yaratabiliyor. İkisi de diyorum ben. İkisi de. İkisi de doğru cevap bence de. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün biz de sizinleydik. Bir şöyle bu güzel kızların, yeni tasarımcıların işlerini bir görelim. Ve size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Her zaman. Moda tasarım öğrencilerinin heyecanları ve işte bu güzel sergide birlikteydik. Ecem yanımda, onun da sergisi şurada arkada görülüyor, yaptığı çalışmalar. Ecemciğim kaçıncı sınıfsın? Dördüncü sınıfım ben. Hayalin miydi okuduğum bölüm? Hem de en büyük hayalimdi. Bu benim çocukluğumdan beri. Önce Barbie bebeklerime kıyafet dikerek başladım. Resmim de her zaman çok iyiydi. Bu şekilde taçlandırdım hayalimi. Son senem, bu sene mezun oluyorum. Ne güzel. Peki ne yapmayı düşünüyor Ecem ileride? Artık son yıl çünkü şekillenmiştir. Tasarımcı olmak istiyorum. Çünkü renkleri, bir şeyleri tasarlamayı, bu tasarladığım şeyleri insanların üzerinde görmeyi çok istiyorum. Tasarımcı olamasam da tasarımcı asistanı olmak bile yeterli benim için ama tasarım alanında olmak istiyorum. Yani peki inşallah hayallerine ulaşırsın. Takip ettiğin var mı? Mutlaka vardır. Takip ettiğin, yolundan gitmek istediğin, senin tarzını yansıtan. Yani var tabii ki ama daha çok ben kendi tarzımı oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü hani daha çok biz taklitten ziyade ya da takipten ziyade kendi tarzımıza, yani biraz daha orijinallik peşindeyiz açıkçası. Bu bize aşılanıyor çünkü. Tabii ki inşallah bizim takipçilerimiz, bizim hayran kitlelerimiz olur. Hedefimiz bu. Harika. Başarılar diliyorum sana. Ecem'e de tabii ki başarılar diliyorum. Seninle birlikte burada okuldan mezun olup tüm hayallerini gerçekleştirecek bütün öğrencileri de kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Moda tasarım bölümünde okuyan öğrencilerin sergisindeyiz. Nazlı Can yanımda. Sen üçüncü sınıfsın herhalde. Bütün öğrencilere soruyorum. Hayalindeki okulu mu okuyorsun? Bölümü severek mi seçtin? Evet, yani bölümü severek seçtim. Bundan önce de resim eğitimi alıyordum zaten. Bu da üstüne güzel kattı. İnşallah ileride güzel şeyler çıkar. Üçüncü sınıfsın ve öbür sene artık iş hayatında doğru ilerliyorsun. Hayalindeki iş ne? Ne yapmak istiyorsun? Hayalimde ilk önce kendimi alıştırmam lazım bu sektöre. Yani kendi başıma atılamam. Ama bir süre sonra kendi markamı, kendi firmamı yapabilirim yani. Harika. Peki takip ettiğin bu işi yapan tasarımcılar, özel işler var mı? Yani zaman zaman oluyor. Kişi olarak sordunuz. Kişi olarak da olabilir. Yani genelde tesettür giyimde mesela Gönül Kolat var. Onun şahane. Aynen tasarımlarından bakıyorum, inceliyorum yani. Güzel tasarımları var. Sizin işiniz sanırım Nazlı Can'cığım birazcık yetenek işi, yaratıcılık işi ve olmayan şeyi ortaya koyma işi. Güveniyor musun kendine? Nasıl bakıyorsunuz? Çünkü siz farklı bakıyorsunuz hayata. Kendime güvenim şöyle, elime güveniyorum biraz da, düşünceme. Yani tabii eğitim olmasa olmazdı bu ama yani kafamın içinde bitiyor her şey. İnşallah
daha da aşmaya isterim kendimi. Harika. Ürünlerini görüyorum. Şu anda zaten siz de görüyorsunuz arkada Nazlıcan'ın işlerini. Başarılar diliyorum sana. Hepinizin yolu açık olsun inşallah. Selçuk Üniversitesi de iyi bir üniversitedir, evet, ve buradan mezun olmak da sizin için bence büyük bir şans. Büyük bir şans, evet. Evet, Hülya yanımda şimdi de. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Arkamda da senin tasarımlarını, ürünlerini görüyoruz, çizimlerini görüyoruz. Kaçıncı sınıfsın? Üçüncü sınıfım. Ve bir sene kaldı. Ne yapmayı düşünüyorsun Hülya? Ne yapmayı? Genellikle tasarım üzerine yoğunlaşmayı istiyorum. Pek dikim iyi olmasa da tasarıma iyi gitmeye. Çünkü ben de aynı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunum. Ve bu işi ilerletmek istiyorum. Kendi tasarımlarımı işte... ünlü markalarla işte belki tasarım şeyinde çalışabilirim diye düşünüyorum. Öyle yani. Severek yapıyorsun ki mutlaka hayalindeki bir iş miydi o bölüm? Evet. Aynen. Ben bir yıl bunun için olsun diye bekledim ve oldu. Tabii severek yapıyorum bu işi. Yani o kadar mutlu oluyorum ki bir de iyi işler çıkınca, destek gelince harika. Aynen oluyor. Devam gidiyor yani. Devam. Küçüklükten beri çiziyorum dedin. İşi seviyorum dedin ama okulda mutlaka sana bir şey katmıştır. Evet. Fakülte ne katıyor öğrenciye? Fakülte liseden mezun olduktan sonra size çok fazla bir şey katıyor. Yani üstüne bir sürü şey ekliyor. Yani normalde biz lisede bu kadar doku falan çalışmayız. Ama burada kumaşın olsun, bilgisi olsun, nasıl giyilebilir özellik olsun, her şeyi bize sunuyor fakültemiz. Ondan dolayı memnunum. Güzel bir üniversiteden de mezun olacaksınız. O zaman size başarılar diliyorum. Konya'da mısın? Yok, Eskişehir'de. Eskişehir'e de selam gönderelim o zaman. Şuradan birlikte el sallayalım mı? Harika bir sergi izlediniz sizler de. İşte bu serginin sahibi bu başarılı hanımefendiler ve bir tane de beyefendi. Hocamız yanımızdaydı, Burcu Hocam. Tekrar tebrik ediyorum. Kızlar, başarılar diliyorum. Beyefendi, başarılar diliyorum. İşte bunlar geleceğin moda tasarımcıları efendim. Biz de gurur duyuyoruz bunlarla. Hep birlikte size buradan veda ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tekrar günaydın diyelim. İlk bölüm Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin o güzel sergisini izlediniz. İkinci bölüm konuklarım ise bugün biliyorsunuz bu hafta itibariyle Lösemici Çocuklar Haftası. Ve biz de bu konuda her sene olduğu gibi bu seneye de onların dili olmaya, onların sözcüklerini buradan yansıtmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli iki konuğum var. LÖSEV'e gönül vermiş iki güzel hanımefendi var. Yüreklerini koymuş. Hem de LÖSEV tedavisi gören evlatları var. Bir tanesinin de kendisi görüyor LÖSEV tedavisi. Bu süreci konuşacağız. Bu süreçte neler yapılabileceğini konuşacağız. Bu süreç içerisinde biz onlara nasıl faydalı olabiliriz? Bunları konuşacağız efendim. Ve 2-8 Kasım haftası içerisinde de düzenledikleri organizasyonlar hakkında bilgi alacağız. Dilek Yılmaz hanımefendi, Konya LÖSEV il temsilcisi. Hoş geldiniz. Ve Nuran Altınel hanımefendi, LÖSEV Konya komite üyesi. İkiniz de hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Yine sizi burada ağırlamaktan, evet, dolayı çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Koşturuyorsunuz çocuklarımız için. Hepimizin çocukları çünkü. Evet. Ben sabah da tanıtımı yaparken söylemiştim. Çocuklar gülerse dünya güler. Evet, onlar evet, hepimizin evladı. Sizler için de aynı şey geçerli. Ve duygulusunuz, duygusalsınız biliyorum. Hı-hı. Ve biz de işte bu duyguları paylaşalım istedim ekranlardan. Evet. Nasılsınız Dilek Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim Ayşe Gül Hanım. İyiyiz, hala devam ediyoruz. Siz değerli gönüllerimizle birlikte inşallah daha güzel hayatlar kurtarmaya devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Biz de her zaman gönüllü olmaya hem kurum olarak hem de ben bireysel olarak LÖSEV'e destek vermeye devam edeceğim. Nurhan Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hemen çalışmaları konuşmaya başlayalım, hı-hı, o zaman.
Yosemin'i çocuklar her an ve her zaman bir müjde bekliyorlar. Evet. Bir şeyler olsun istiyorlar. Hayatımıza bir el dokunsun istiyorlar. Ve o el de sizsiniz Konya'da. Tabii ki Ankara'da da çok güzel işler yapılıyor. Buradan hepsine, bütün çalışanlara selam gönderelim ama Lösev'in ne zaman kuruldu? Bir kuruluş amacı. Şöyle bir giriş yapalım. Evet. Ondan sonra çalışmaları konuşalım. Lösev bundan 20 yıl önce 1998'de 8 Kasım'da, yani 28 Kasım haftası Lösemi Çocuklar Haftası diyoruz ya, evet gerçekten 28 Kasım haftası Lösemi Çocuklar Haftası. 20 yıl önce Lösemi'nin bu kadar hani %92'lerde başarısı yokmuş. Üstün Özer hocamızın, yani yönetim kurulu başkanımızın da söylediği gibi, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Yani insanlar parasızlıktan, yeterince beslenmemeden ölmesin diyerekten bir avuç insan Lösev'e gönül verip bir teneke masa, 3-5 sandalyeyle Lösev'i kurmuşlar. Hı hı. Zaten 28 Kasım haftasındaki bültenlerimizde de açık bir şekilde hepsi yer alıyor. Lösev'i bilmek için önce Lösev'i yakından tanımak gerekiyor. Nasıl, şöyle Ayşegül Hanım, Lösev nasıl kuruldu? Lösev, Üstün Hocamız hastanede hematolog olarak başladığında bir bakıyor ki insanlar... tedavi başlıyor, süreç başlıyor. Lakin tedaviye devam edemiyorlar. Gelemiyorlar çünkü. Kusura bakmayın, benim de biraz soğuk algınlığım var. Evet, geçmiş olsun. Hemen şöyle afişi de gösterelim. Evet, gösterelim. İşte 28 Kasım haftası. 8 Kasım'da kuruldu dedi Dilek Hanım ve evet, o yüzden de biz 28 Kasım haftası kutluyoruz. Lösev'in çalışmalarını tabii ki destekliyoruz. Üstün Hoca'nın da bu konuda çok büyük gayretleri var. Evet. Çok sizinle birlikte ilerleyişleri var. Ve işte biz de bunları gündeme getiriyoruz. Ne diyor? Onların bir haftası, sizin 52 haftanız var. Evet, onların bir, sizin 52 haftanız var. Söylediğim gibi... İnsanlık ölmesin, insanlar da ölmesin diyerekten bir avuç insan Lösev'i kuruyorlar. Hı hı. Ve tabii ki de üzerinden 20 yıl geçiyor ve şu an bir Gölbaşı'nda köyümüz, İncek'te bir Lösev kentimiz var. Ayrıyetten Lösente hastanemiz, Lösev kolejimiz var. Ne yapıyorlar çocuklar burada? Lösev Koleji'nde eğitimlerini alıyorlar. 1 TL bile ödemeden eğitimlerini devam ediyorlar. Ve tedavi nasıl? Süreçleri de tabii ki bir taraftan tabii devam edenler yandan var. Yandan tedavi süreçleri, bir taraftan eğitimleri. Çünkü eğitim şart. Üstün Hocamız diyor ki yani illaki tedavi süreci oluyor diyerekten de hayattan kopamazsınız. Çocuklar moralle hayattalar. Ve onlar için eğitim çok önemli. Evet. Çok yakın bir arkadaşımın oğlu 2 yıl önce böyle bir zor bir sürece girdi. Kötü bir süreç demiyorum. Hepimiz için, hepimizin başına gelebilecek bir imtihan dünyasındayız ama zor bir süreç yaşadılar. Okula gidemediği için çok üzülmüştüm. En büyük korkusuydu onun için okula gidememek, eğitim alamamak. O yüzden onların eğitimine destek vermek belki de en önemlisi. Çünkü hayata çok bağlıyor onları. Siz de öyle yaşadığınız için biliyorsunuz. Kızınız çünkü bu zorlu süreci birlikte atlattınız. Anlatır mısınız bize, nasıldı o süreç? O süreç tabii ki de eğitimine bir yıl ara vermişti. Tabii ki de kızım o zaman çok istemişti eğitimle devam etmesini. Çok ağladığını biliyorum. Bir yandan tedavi sürüyor, bir taraftan eğitim geride kalıyor falan. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık ama çok şükür bir sene sonra evde eğitim aldı. Şu an öyle bir imkanlarımız var. Tabii ki de Ankara'daki olan bize imkanlar yok. Ankara'da Lösev merkez orada. Vakıfın eğitim koleji var. Ama bizim burada öyle bir imkanımız yok. Diğer Anadolu bölgelerde yok. İstiyoruz ki daha çok bu ilerlesin. Bütün illerimizde Lösev'in bir eğitim koleji olsun. Çocuklar eğitimine devam etsin. Böyle bir imkan olmadığı için bizlerin çocukları da evde eğitim alıyorlar. Birebir eğitim alıyorlar. Ama ne kadar da olsa çocuklar bir yandan eğitim, bir taraftan tedavi, bayağı bir zorlanıyorlar. O süreci siz geçirmiş ve yaşamış olarak çok daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ve çok daha iyi onların ne yaşadığını biliyorsunuz. Biliyoruz. Çok şükür ki diyoruz ki Lösev var. Gerçekten iyi ki bu Lösev kurulmuş. Bir yandan maddi destek alıyor ailelerimiz. Bir taraftan kuru gıda, bir taraftan et yardımlar. Tabii biz bunları bağışlarla, halkın verdiği bağışlarla. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Burada devletten değil, halkın bağışlarıyla tekrar
tedavi alan ailemiz, yani halka veriliyor. Halktan alıyor, halka veriliyor. Ve biz inşallah daha da çok artacağını, bağışçılarımızın, gönüllerimizin daha çok yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz de zaten bu yayını bugün onun için yaptık. Yani istiyoruz. Gönüllü olmak isterseniz, gönüllü anne, gönüllü aile olmak isterseniz mutlaka ulaşabilirsiniz. Konya İl Temsilciliğinden. Ya gelin Dilek beraber Hanım'a, olalım, Dilek, el ele tutuşalım. Evet, Dilek Hanım'a ulaşabilir. Olun. Bireysel olarak bana da ulaşabilirsiniz efendim. Hemen yönlendirme yapabiliriz mutlaka. Yani istiyoruz bağışçılarımız daha çok olsun ki daha çok umutlar, daha çok hayatlara dokunalım, yetişkin hastalarımıza dokunalım. Bir taraftan işte gıda yardımı dediniz, eğitim yardımı dediniz ama bir taraftan da psikolojik yardımlar da var. Manevi yardım da çok önemli. Yok. Tabii ki de onlar olmaz mı? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, bir çocuğa koli gidiyor. Daha önce de bahsetmiştim zaten. O kolinin içinde çıkan bir tane çocuğa özel zaten gidiyor. Bireysel, yani hastaya özel gidiyor. İçinden çıkan en ufak bir küçücük bebek onu mutlu ediyor. Bu bir manevi yardımdır. Bana geldi duygusu. Tabii yaşıyor. Benim kızım onu dedim ya, Türkiye'ye yansıttı neredeyse. Etrafta bana geldi, benim için geldi, bu koli bana geldi. Bu oyuncak bana geldi. Biliyor musunuz, Lösev'den ablalar bana geldi. Telefonla o arandığı zaman falan beni aradılar. Beni sordular. Benimle konuştular. İhtiyacın var mı dediler. Ya bu çocuk için, bir de evde tedaviye gidip gelen bir çocuk için zor bir süreçte. Ve çok önemli. Birilerinin araması, birilerinin hayatına dokunması çok önemli. Çok önemli tabii ki. İşte biz de onların hayatına dokunmak İnşallah. İçin elimizden geleni yapalım. Bekliyoruz. Sizi çok tebrik ediyorum. Gönülden destekliyorum biliyorsunuz. Seviyoruz. Her zaman. Bir de Nurhan Hanım'a söz vereyim. Siz de hem gönüllü hem kurucu üyesisiniz hem de tedavi sürecindesiniz değil mi? Evet, hem Nurhan'ın. Kendim hem kızım. Biz kanser ekibimiz birlikte yürüttük kızımı. Ne zaman başladı, ne zaman fark edildi ve nasıl tepki verdiniz? Mutlaka zor bir süreçtir ama bizimle tabii paylaşır ki. Mısınız? Tabii ki. Biz Lösemi ile 2012 yılında tanıştık. Kızım kansızlık nedeniyle hastaneye gitmiştik. Orada Lösemi tanısı kondu ve dünyamız başımıza yıkıldı. Kızım okula gitmeyi çok istiyordu. Okula başlayacaktı bir sene sonra. Hayalleri vardı. Ve biz kansızlık nedeniyle götürdüğümüzde bize dediler ki çocuğunuz lösemi. Hiç bilmediğimiz bir hastalık. Hani televizyonlarda görüyorduk ama yakından bilmiyorduk lösemiyi. Dünyamız başımıza yıkıldı. Yani kızımın psikolojisi çok bozuldu. Ben çok etkilendim. Eşim etkilendi. Ablaları. Yani çok zor bir süreç geçirdik. Bir yıl sonra ben kendim göğüs kanseri oldum. Sıkıntı ve stresten dolayı. Ve bizi dar günümüzde Lösev hiç yalnız bırakmadı. Yani kendilerine çok teşekkür ederiz. Kızımı arıyorlardı işte yetkililer. Lale ile görüşeceğiz. Onunla görüşüyorlardı, sohbet ediyorlardı. Dilek Hanım'ın dediği gibi hediyeler gönderiyorlardı. Ve kızım 3 yıl boyunca sosyal aktivitesi yoktu. Okula gidemiyordu. Ben enfeksiyon kapacaktı. Ben kendim psikolojik çok etkilendim. Dışarı çıkamadığı için ona gelen hediyelere çok seviniyordu. Beni unutmamışlar, bana hediye göndermişler. İşte beni düşünen birileri var dercesine. Ben kemoterapi alıp geliyordum Ayşegül Hanım ve kendimi hiç dinlendirmiyordum. Sürekli kızım için uğraşıyordum. Bir şeyler yesin, değerleri yükselsin, kendinizi moral veriyordum. Kendinizi unuttunuz. Kendimi unuttum. Ben kanser olduğumu bile hani aklıma bile getirmiyordum. Ki kemoterapi çok ağır bir ilaçtır. Alıyordum, geliyordum, dinlenmem gerekirken kızıma yemekler yediriyordum, ilaçlarını içiriyordum ve onunla birlikte kemoterapi almaya gidiyorduk. Ne kadar büyük bir imtihan içerisine girmişsiniz. Bizim imtihanımız biraz ağır oldu ama hamdolsun sevenlerimiz, dostlarımız, Lösev'in sayesinde, Lösev büyük, yani büyük bir ailemiz olduğu için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz gerçekten. Peki hastalık tespit edildikten sonra siz direkt Lösev'e mi ulaştınız? Nasıl oldu? O bağlantıyı nasıl kurdunuz? Onlar bizi buldu. Onlar sizi buldular. Onlar bizi aradılar Dilek Hanım'ın sayesinde. Dilek Hanım yönlendirdi bizi. Bize Dilek Hanım bilgilerimizi aldı. Lösev'e anlattı. Lösev'den bizi aradılar. Evraklarımızı istediler. O şekilde bağlantıya girdik ve bizi hiç yalnız bırakmadılar. Şimdi maddi iyi mi Lale peki? Çok şükür bitirdi tedavisini. İyileşti. İyileşti. Okuluna başladı. Okula gidiyor. En büyük hayali okulda Ayşegül Hanım. Hep ablalarını okula götürürdük. Lale küçüktü, kucağımda getirdi. Anne derdi ben de ablalarımın okuluna gideceğim birlikte derdi. Ve ben ona çok üzülmüştüm ilk tanı aldığında okula başlayacaktı. Şimdi çok şükür okuluna gidiyor. Dersler de iyi. Demek ki tedavi süreci doğru yürütüldüğü zaman, doğru tedaviler uygulanıldığı zaman, doğru hekimlerle bu aslında ölümcül bir hastalık değildir. Kesinlikle. En önemlisi bu. Tedavi edilebilir ve normal hayatlarına, özellikle çocuklarda sanırım daha hızlı oluyor. Evet. Mutlaka dönebilirler. Lale de bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Siz iyi misiniz peki kanserle olan savaşınızda şu anda? Çok şükür.
Evde tedavim de devam ediyor ama kızım iyi olduğu sürece ben de iyi oluyorum. O sizin için kesinlikle çok daha hayata aynen, bağlı. Aynen. O hayata bağlandığı zaman ben daha çok bağlanıyorum hayata. Evlatlarımız iyi ki var değil mi? Kesinlikle. Allah'ım kimse evladıyla imtihan etmesin. Amin. En İnşallah. Büyük imtihan, en ağır imtihan evlat imtihanı. Ne güzel anlatıyorsunuz. Ne güzel evet. Bize duygularınızı. Evet çok duygulanıyoruz ama bu arada evet, yalana kesinlikle. Bakmayın yani. Çocuklar olunca işin ucunda kendi çocuklarımız da. Yani ister istemez seyircilerimizden de sürçülisan ettiysek affedin. Yani biz bir anneyiz sonuçta. Tabii evet. ki. Yok hiç o kelimelerin yanlışlığının hiçbir yani, önemi yok. Şu anda biz duygularımızı paylaşıyoruz ve pek çok bununla mücadele eden çok zor. Aileler her şeyi anlatıyorsunuz Lüsi ve anlatıyorsun ama işe kendi evladınız girdiği zaman durum bambaşka. Duygulanıyoruz. Duygu seline kapılıyoruz. Elimizde olan bir şey değil. Dilek Hanım siz hastanelerde dolaşıyorsunuz. Lösevili çocukların evlerine gidiyorsunuz. Evet. Onlara koliler gönderiyorsunuz. Pek çok çocuğu elinden tutuyorsunuz aslında. Yani, onlara dokunuyorsunuz. Kesinlikle. Gerçek anlamda aracı dokunuyorsunuz. Aracı oluyoruz. Hani şöyle söyleyelim. Biz aracı oluyoruz. Mesela bir ev ziyaretleri yapıyoruz. Tespit ediyoruz. Bir eksik var mı? Tabii vakıfa bildiriyoruz. biz bir köprüyüz. Konya'da bir köprüyüz. Hem ailelerle hem LÜSEV arasında bir köprüyüz. Burada bir bağışçımız oluyor. Direkt vakıfla irtibata geçiyoruz. Direkt yönlendiriyoruz. Ya da burada bir ailenin ihtiyacı varsa burada onu gideriyoruz. Hastanedeki insanların durumlarına bakıyoruz. Kan ihtiyacı varsa etrafımızdaki yakın tanıdıklarımıza veyahut da gönüllere bildiriyoruz. Mesaj atıyoruz ya da vakıfa yönlendiriyoruz. Biz elimizden geldiği kadar yani bizim her günümüz hemen hemen LÜSEV'i anlatmakla geçiyor. LÜSEV'i doğru anlatmakla doğru geçiyor. Doğru anlatmakla. Kesinlikle. En önemlisi evet. bu. Evet. Mesela, şey dolandırıcılara karşı mesela Ayşegül Hanım. Kapıya geliyor. Ben LÜSEV'im diyor. Bilmem ne diyor. İşte anlatıyor. Sahte biraz duygusal acitasyon yaratıyor. Tabi bizi tanıyanlar Nurhan Hanım olsun, beni olsun, diğer arkadaşlar olsun tanıyanlar direkt bizim isimleri verince kaçıyorlar. Ama vermeyince benim güzel halkım, benim vicdani, merhametli halkım çıkarıyor. İnanıyor 2 liralık makbuza. Veriyor parayı. Ya diyoruz vermeyin. Bakın buradan yine sesleniyorum. Vermeyin. Benim çocuklarımın hakkını, benim yetişkin hastalarımın hakkını vermeyin. Çünkü onun da hesabı varmış. Ben onu da sordum. Yani her Allah rızası ama onun gittiği yeri de önemliymiş. Ne biliyorsunuz sizden aldığı paralarla orada burada yiyip yemeyeceğini, gidip bir affedersiniz içki masalarına dökmeyeceğini evet. öyle değil mi? Bu konuda uyanık olmak lazım. Evet. Derdin yeri bileceksin. Her konu için böyle kapıya gelen evet. her makbuzum var diyen insana güvenmemek yani, lazım. Yani vermeyin ya. Sizin bağlantılarınızı merak ettim. Mesela Nurhan Hanım size siz ona ulaşmışsınız evet. daha doğrusu. Kaydımıza. Ulaşıyoruz elimizden. Nasıl tespit ediyorsunuz? Nasıl belirleniyor Dilek Hanım? Biz hematoloji polikliniğe de gidiyoruz, servislerine de gidiyoruz. Evet. Nurhan Hanım'ın tedavi olduğunu duydum ben o dönem. Kızı bize kayıtlıydı zaten. Kızının kayıtlı olduğunu biliyordum. Nurhan Hanım'la birebir konuştum. Vakıf yetişkinlere de bakıyor. Sen de dedim aileden ol abla, sen de üye ol. Senin de hakkın dedim. Hani üye olmak senin de hakkın. Bilmiyorum falan dedi. Döneyim ben sana dedi. Dönmedi. O dönem herhalde şey vardı. Kemoterapi, yoğun, radyoterapi. Kendi rahatsızlığı evet. da vardı. Yoğun bir yoğunluğu vardı. Duygu yoğunluğu vardı. Tekrar ben bir sabah aradım. Saat 10:30 gibi falandı. Abla dedim seni de kaydedelim. Bilmiyorum falan dedi. Abla dedim anlattım bak yetişkinlere de yardım ediyor vakıf. Tamam dedi. Akabinde çok geçmedi zaten. Bir ay sonra üyemiz oldu. Bu tür size üye olmak isteyen, bu şekilde ulaşmak isteyenler direkt Dilek Hanım'dan ulaşabilir. Ya da Konya LÜSEV'den birazdan telefon numaralarını da verelim. Şöyle oradan da ulaşabilirler. Bakın biz size geldiğimiz zaman açık konuşayım seyircilerimize. Gelin LÜSEV ailesine girin dediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın. Biz LÜSEV ailelerini bir çatı altında toplamak. Yani daha doğrusu LÜSEV'in amacı tüm kanserli hastaları bir çatı altında toplamaktır. Yanlış anlamayın. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Biz size gelen bir yardımı biz elimize alıp da size getirecek değiliz. İçinden alacak değiliz. Siz direkt vakıfla bağlantı kuracaksınız. Bizim tek derdimiz bir cana daha ulaşmak. Ona Üstün hocamızın dediği gibi hayat kurtarmak. Evet. Tek istediğimiz o zaten. Başka bir amacımız yok. Ya bizimle iletişime geçmek isterseniz Ayşegül Hanım'ın dediği gibi telefon numaralarımızı veririz. Yok bize ulaşmayıp bize güvenmiyorsanız da vakıfın numarasını veririz. Oraya ulaşırsınız. Etrafınızda kendiniz kanser iseniz gelin üyemiz olun, yardımlarımızdan yararlanın. Hep beraber bir çatı altında olalım.
Ve 2-8 Kasım Konya'da yapılacak aktivitelerden bahsedelim. Hı hı. Neler yapacaksınız? Yarın başlıyor sanırım. Biz başladık. Başladık. Bugünle başladınız aslında evet. Değil mi? Yok, 30 Ekim'le başladık. 30 Ekim'le başladınız. Astık. Evet, brandalarınızı astınız. Ben de gördüm sosyal medyada. Evet. Sosyal medyada da ayrıca takip edebilirsiniz Lösev'in sayfasını. Bugün de bizimle birlikte de devam ediyor. Evet, bugün sizinleyiz. Durmayacağız. Afişimiz var, bültenimiz var. Onları dağıtacağız. Gazetelere gideceğiz. Hı hı. Hafta sonu bir mani olmazsa vakıftan gelecek arkadaşımız Gülbey Hanım, biliyorsunuz. Hı hı. Onunla beraber gazete, resmi ziyaretler. Ayrıca pazar günü de etkinliğimiz olacak, yemeğimiz olacak. Siz de gelin. İnşallah. Çocuklar için her yere koşarım. Aha. Ben de bireysel olarak onları hep destekliyorum. Durmuyoruz. Çünkü elimizden gelen her şeyi. Zaten bizim için tek bir insana ulaşabilmek önemlidir. Bir bağışçıya ulaşabilmek bizim için çok önemlidir. Bir gönüllü bizim için bunu alıp okuyup da bir insana anlatırsa, hı-hı, o bizim için çok değerlidir. Biz LÖSEV aileleri olarak, LÖSEV çocukların anneleri olarak bizim için her şey bir küçük iğne dahi çok kıymetlidir. Çok önemli değil mi? Evet. O süreci sadece yaşayan bilir. Kesinlikle. Aynen. Gururluyuz, mutluyuz. LÖSEV 20 yaşında. Hı hı. 8 Kasım'da 20 yaşında olacak. Hele bu hastalıkla mücadele edip kazananlar olarak daha mutlusunuz. Kesinlikle. Kazandığınız zaman çok daha iyi oluyor çünkü. Kazanıyoruz. Kazananları görüyoruz. Hı hı. Kazanacakları görüyoruz. Ve kazanacaklara destek oluyorsunuz. Aynen. Evet. Üstün çok Hoca'nın yaptığı çalışmalardan da bahsedeceğiz, hı hı, mutlaka, ama reklamdan sonra konuşalım çünkü uzun olacak. Bir, o zaman istemiyorum. Şey yapalım, küçük bir müjde verelim. Evet, hadi gururumuzu bakalım, söyleyelim. Hı hı. 22 bin üyeden bir Türk kazandı. Kim biliyor musunuz? Başkanımız kazandı. 2 Kasım'da New York'a gidiyor ve büyük bir gururla ödülümüzü alıp geliyor. Evet, ödülümüz. Çünkü kendisi öyle söyledi. LÖSEV'in ödülü dedi. Çocuk hakları dalında bir Türk Üstün Ezer ödülü alıp gelecek. Türkiye'ye getirecek. Darısı görmeyenlerin başına. Hayır, buradan da mesajımızı verdik. İşte Üstün Hoca çocuklarıyla birlikte. Gerçekten 20 yıldır bu ailede çalışan bir insan ve bu sene Nobel ödülünü Türkiye'ye gururla getirecek. Bu tür doktorların, bu tür hekimlerin, o çocuklarla ilgilenen, ülkesi için çalışan bütün doktorları hep ayakta alkışlıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Üstün tabii hocamızı ki alkışlayalım mı burada? Buyurun, alkışlayın. Buyurun alkışlayalım. Ve işte kendisi de şöyle ifade etmiş. Hemen ben okumak istiyorum. Lösemi'yi bu ülkeye LÖSEV öğretti. Tedavisinin mümkün olduğunu, bu küçük çocukların İyi koşullarda yaşarlarsa iyileşebileceklerini hep LÖSEV anlattı diyor. Altını sürekli çizmek istediğimiz şudur. Lösemi tedavisi olan bir hastalıktır. Ve bu hastalığı yenebilmeleri için de onların maddi ve manevi desteğe ihtiyacı vardır. Bazen öyle ailelerin başına geliyor ki gerçekten maddi olarak yapabilecekleri hiçbir şeyleri olmuyor ve desteğe ihtiyaçları oluyor. Zengin olanlar için fark etmiyor belki de. Evet. Acı hepsinde aynı. Ama maddi olarak destek çok önemli. Kesinlikle. Nurhan Hanım, siz bunu yaşadınız değil mi? Kesinlikle. Bizim bir de iki tane kanser hastası olunca biz biraz daha ağrından yaşadık. Ayşegül Hanım yani. Ve yıpratıcı bir süreç olduğunu. Çok yıpratıcı, evet, çok yıpratıcı bir süreç. Çünkü kızım kondu, tanı bir yıl sonra bana kondu. Hı hı. Bu kanser ilaçları olsun, hepsi çok pahalıydı. Hı hı. Yani taze meyve yemesi gerekiyor çocuklarımızın, taze süt, taze et yemesi gerekiyor. Doğru. Ki biz eti LÖSEV'den karşılıyorduk. Hı hı. LÖSEV unutmuyor, yeni tanı konan bütün hastalar taze etini gönderiyor ve çocuklarımız taze taze. Peki nasıl ulaştırıyor size? Eve mi getiriyor, bir yerden mi gidip alıyorsunuz? Mesela gıdalar dediniz, değişiyor ya, et yemesi gerekiyor, hı hı, dediniz. Onlar size nasıl ulaştı? Gıdalar evimize kadar geliyor, hı hı, koli halinde, kargoyla. Ama et de anlaşmalı bayilerden adres veriyorlar, hı hı, gidip teslim alıyoruz biz oradan. Oradan ulaşıyorsunuz. Yaklaşık 8-9 kilo kadar kırmızı et yardımında bulunuyorlar ve çocuklarımız bunları yiyince hem mutlu oluyorlar hem değerleri yükseliyor. Gerçekten yani hepsinden Allah tedavi razı olsun. Tedavi sürecinde onların et yemesi, sağlıklı gıda ile beslenmesi, kesinlikle, o zaman çok önemli. Kesinlikle Ayşegül Hanım. Köyde yatanlar için tabii ki Ankara'da bulunan köyde yaşayanlar için onlar daha rahatlar ortamın içerisinde tabii olduğu ki için. Evet, ama biraz Konya'da daha sanırım böyle bir imkan yok. Yok, çünkü zaten ilk köy bizim şeye kuruldu ya, Ankara'ya vakıftan, hı hı, sonra daha doğrusu bunların hepsi birer istek üzerine kuruldu. Hı hı. Yani durduk yere bir vakıf kurulmadı. Hı hı. Durduk yere bu kadar büyümedi.
Üstüne Zer hocamız kendisi doktor olduğu sıralarda lösemili hastalar geliyor, tedavilerini oluyor, bir daha gelmiyorlarmış. Birebir kendi şehrinde görüp niye gelmediklerini sormuş. Maddi imkansızlıktan deyince ceplerinden paraları, doktorlar bir araya gelip ceplerinden para verip yol paralarını karşılayıp öyle tedavi ettiği hastalar bile varmış. Hastane koridorunda yatan insanlar varmış. Biz o yılları bilmiyoruz. 98-97'yi bilmiyoruz. Akabinde hemen vakıf kuruluyor. Vakıfta da lösent hastası kuruluyor. Lösent hastaları kuruluyor. Orada çocuklar tedavi ediliyor. Bu sefer bu insanların konaklayacak yerleri yok. Onlara da köy kuruluyor. Tabii daha çok kişi lösevde tedavi olmak isteyince bu doğuda olsun, kırsal kesimlerde ailelerimizin şikayetleri üzerine de kocaman kent kuruluyor. Orada büyük bir kent var, büyük bir şehir. Öncekse. Evet, şehir var. Biz de ara sıra gidip geliyoruz mutlaka. Görmek isterseniz ama kapıları... Ama acımız var. Evet. 75 yatağı ruhsat aldık. Daha 325 yatak ruhsat maalesef bekliyor. Biz lösemili çocukların anneleri olarak diyoruz ki yetkililer bizi duysun, yardımlarını etsinler. Gelsinler bir de löseyi bizden dinlesinler. O hastanenin gerektiğini de bizden dinlesinler istiyoruz. Buradan sesleniyoruz. Yetkililerimiz, biz buradayız. Ve bunlara, bu hanımefendilere ulaşabilirsiniz. Gönüllerini vermişler. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda biz de bu hanımefendileri ağırlıyoruz. Kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra Nobel Ödüllü Üstün Hoca'nın yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. Çocukların futbolculardan istedikleri var. Onlardan bahsedelim. Ne istiyorlar bakalım o futbolcu abilerinden, bizlerden, çalışanlardan neler istiyorlar? Hepsini konuşacağız efendim. Kısacık bir ara. Devam ediyoruz efendim. Bu hafta 2-8 Kasım haftası Lösemili Çocuklar Haftası. O çocukların hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Bu zorlu süreç içerisinde onlara destek olan aileler, akrabalar, öğretmenler. O kadar çünkü büyük bir aile destekçisi oluyor ki yaşayan bilir. Onlara da sabır diliyoruz. Onlara da güç kuvvet diliyoruz. Ve biz de bugün hanım elinde ekranlara onların dertlerini, onların isteklerini ve onların ne söyleyecek sözleri var onları ekranlara getirmeye çalışıyoruz. LÖSEV Konya İl Temsilcisi Dilek Yılmaz Hanımefendi bizimle birlikte ve Konya LÖSEV Komite Üyesi Nuran Altınel Hanımefendi bizimle birlikte. Nuran Hanım hem kızı LÖSEV tedavisi görmüş, lösemi tedavisi görmüş. Şu anda iyi, okuluna devam ediyor. Hem de kendisi kanserle mücadele eden bir kadın. Evet. Şöyle sormak istiyorum Nuran Hanım. Bir taraftan kızınız bir tedavi sürecin, bir taraftan siz öğreniyorsunuz hasta olduğunuzu. Evet. Ve evi düşünemiyorum. Evin içerisinde neler yaşandı? Eşinizin desteği, akrabalar, anne baba. Yani siz kızınız için üzülürken anne babanız için de siz bir evlatsınız çünkü. Evet. Onlar da sizin için üzülüyorlar. Nasıl bir süreç yaşadınız? Çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Yani hiç beklemediğimiz bir anda yakaladı kanser bize. İlk kızımın kanser olduğunu, lösemi olduğunu öğrendik ve dünyamız başımıza yıkıldı. Yani hiç bilmediğimiz bir hastalıktı yani. Hiç lösemiyi duymadık. Hani televizyonlarda duyuyorduk ama ne akrabada, eşimin tarafında ne kendi tarafında yoktu. Dedik hani kaybetme korkusu. Hep bir kaybetme korkusuyla yaşadık. Yani elimizden kayıp gitmesinden çok korktuk. Değerleri düşüyordu. Allah'ım bir şey mi oldu? Kanı diyor, düşüyordu. Kan buluyorduk. Allah'ım diyordum ne olur şifa bulsun. Bütün hastalara ve benim çocuğuma da. Derken böyle mücadele ederken kendim hasta oldum. Ve halkımız o kadar bilinçsiz ki Ayşegül Hanım ben çok etkileniyordum. Biz toplu taşıma araçlarına bindiğimizde kızım maske takınıyordu. Kızım maske takındığında halk o kadar gözle bakıyordu ki böyle çocuklarımızda bulaşıcı bir hastalık varmış gibi. Ve o çocuğum o kadar etkileniyordu ki anne ben maske takmak istemiyorum. Ben dışarı çıkmak istemiyorum diyordu. O maske bizi bitiriyordu. Halkımızın bilinçsiz olması. Yani kanseri bulaşıcı bir şey zannediyorlardı ki biz o maskeyi dışarıdaki mikroplardan korunmak için takıyorduk. Biz eve hiçbir misafir kabul etmiyorduk. Hani gelmeyin enfeksiyon açısından. Riskli bir dönemdeydi. Akrabalarımız olsun, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız bizi yanlış anlıyordu. Zannediyorlardı ki biz misafiri eve kabul etmiyoruz. Halbuki bizim öyle bir amacımız yoktu. Bizim tek düşüncemiz eşim ve benim. Çocuğumuz enfeksiyon kapmasın. Bu süreci en hafif bir şekilde atlatsın istiyorduk. Ama işte insanlarımız bilinçsiz olduğu için bize ters tepkiler
gösteriyordu. Bizi evinde istemiyorlar, misafir olarak ağırlamak istemiyorlar diyerek de hep böyle bir şeylerle de karşılaştık. Hem kızımın hastalığıyla mücadele ettik, hem bilinçsiz insanlarla mücadele ettik. Yani o şekilde. Ben dediğim gibi kanser tanısı konduğumda ben kendi hastalığımı bilemedim. Hep kızım iyi olsun, kızımın değerleri yükselsin, kızımın tedavisi bir an önce bitsin diyerekten kızım için uğraştım, kızım için savaştım ve onun için ayakta durdum. Bu arada diğer büyük kızlarımın, eşimin en büyük destekçim onlardı. Tabii. Hep birlikte ailece. Kardeşleri hani, için. Evet, bir de bu hastalıkta en önemli şey moral. En önemli şey moral. Sürekli kızımın moralini yüksek tutuyorduk. Eşim olsun, ablalar olsun, ben olayım. Sürekli mutlu oluyordu. O mutlu olunca ben de mutlu oluyordum ki benim değerlerim de yükseliyordu ona göre. Kızımı mutlu görünce. Dediğim gibi bu zorlu süreçte LÖSEV ile tanıştık. LÖSEV bize yardım etti maddi manevi. Evimize geliyorlardı Dilek Hanım olsun ziyaretimize. Küçük hediyeler getiriyorlardı kızlarımıza. Ankara'dan arıyorlardı ve Lale buna çok mutlu oluyordu. Beni aradılar, Gülbeyaz ablam aradı, benimle konuştu, sohbet etti, beni unutmadı anne diyerek. Ve beni de ayrıyeten arıyorlardı, nasılsınız, iyi misiniz, hastalığınızın süreci nasıl diyerekten. Unutulmamak ve LÖSEV gibi bir ailenin içinde olmak çok mutlu bir olay. Gerçekten. Belki de bu süreci daha kolay atlattınız. Kesinlikle, kesinlikle. Yalnız olmadığımızı hissettik. LÖSEV'e girdikten sonra arkamızda kocaman bir aile olduğunu hissettik. Ve biraz daha güçlendik. Ve tabii başınızdan geçtiği için de yaşayan aileler için şimdi siz bir el alıyorsunuz. Kesinlikle. Hangi evet. tür çalışmalarda bulunuyorsunuz siz de? Biz de afiş asımında, bülten dağıtımında, ev ziyaretleri, hastane ziyaretleri, etkinliklerimizde Dilek Hanım'a, komite başkanımıza destek veriyoruz. Hastaneye gittiğiniz zaman başınızdan geçtiği için başından o anda o acıyı yaşayan ailelerle diyaloglarınız evet. nasıl oluyor? Neler soruyorlar mesela? Siz çünkü atlattığınız için onlar da hep o umutla yaşıyorlar. Evet. Biz de bir gün atlatacağız umuduyla yaşıyorlar. Kesinlikle. İşte moral veriyoruz. Biz de sizin yaşadığınız olayları yaşadık. Çok zor ama geçici bir süreç diyoruz. Bizi görünce, tedavisi bitmiş kızlarımızı görünce onların da umudu biraz daha yükseliyor. Biraz daha seviniyorlar. Hani bizim de çocuklarımız iyileşecek, tedavisi bitecek, toplum içine karışacak diyerekten. Onların da umudu oluyoruz inşallah. Ve destek veriyoruz. Nurhan Hanım çok önemli bir konuya temas etti. Onu atlamak istemiyorum. Bu maskeyi bize hastalık bulaşsın diye değil, kendileri enfeksiyondan korunmak Kesinlikle. İçin takıyorlar. Maskeme değil gözlerime bak sloganıyla Kesinlikle. Da ağırlamıştım ben çünkü sizin. Maskeme değil gözlerine bakın o çocukların. Maskeleri olduğu için onları ötelemeyin, itelemeyin. Kesinlikle. Hepsi bizim çocuklarımız çünkü. Kesinlikle. O çocuğum üzüldüğü zaman benim içim iki kat daha fazla üzülüyordu Ayşegül Hanım. Hani o farkı diyor maskeyi takmak zorunda. Değerleri düşük enfeksiyon kapacak. Taktığı zaman halk öyle bir gözle bakıyordu ki çocuğum içi yanıyordu benimki iki kat fazla yanıyordu. Yani Allah hiçbir anneye yaşatmasın bunu. Amin inşallah. Eğer başımıza da geldiyse bir imtihan Kesinlikle. Dünyasındaysak Kesinlikle. Bunu da yaşayacaksak evet. işte LÖSE sizin için bir destekçi olacaktır. Aileler destek olacaktır. Akrabalarınızdan anneanne babaanne dedeler torunlara çok düşkün olurlar çünkü onlar nasıl baktılar olaya yanınızdalar mıydı? Yanımızdalardı da fazla bir hani diyaloğa giremiyorduk evimize gelmiyorlardı. Alamıyorduk misafirlere o yüzden hep hani dışarıda kalıyorlardı. Bu zorlu süreci iki kızım eşim ve ben daha çok içerisinde. Daha çok kilitlendik. Kızımıza moral vererek, birbirimize dayanarak, moral vererek geçirdik, atlattık. Hamdü senalar olsun. Darısı diğer hastalarımızın başına inşallah. Amin, inşallah. Yetişkin ve çocuk hastalarımızın başına diyorum. İnşallah. Evet. Çocuklar için konuşuyoruz. Çocuklar evet. haftası, lösemili çocuklar haftası diye söylüyoruz bugün ama evet. aslında yetişkinler içinde yapılan pek çok çalışmalar evet, var Dilek Hanım. Neler yapıyor yetişkinler içinde? Yetişkinler için de hani çocuklardan ayırmıyoruz. Onlara da maddi yardım bağlanıyor. Gıda yardımlarını alıyor, et yardımlarından sosyal Onların yaş grupları, aralıkların Yok. Ne durumda? Genelde ya Ayşegül Hanım inanın çok o kadar artmış ki kanser. Ya biz kim olmak istiyorsa herkesi aileye katıyoruz. Hepsine yani elimizden geldiği kadar aynı çocuklara gittiğimiz gibi hastane ziyaretleri, ev ziyaretleri, bayramlarda zaten hiçbirini unutmuyoruz. Çocuk ve erişkin hiçbir tane. Üç üniversiteyi de geziyoruz bayramda. Elimizden geldiği kadar onların yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar da diyorlar ki unutulduk. Kimse bizim yanımızda olmadı. Ya siz nereden çıktınız?
Peki hastaneyle bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz Dilek Hanım? Herhalde servisleri gezerek... Her dakika gidemiyoruz açıkçası. Ben de her dakika gitmek istemiyorum. Özellikle şimdi kış yoğun bir döneme geldik. Gribal enfeksiyonlarımız var. Biz de empati kuraraktan iyi bir dönemimizde, önemli günlerde özellikle hiç yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bu önemli günler nedir? 28 Kasım haftası. Evet. Yılbaşı, Kurban bayramı. Onlar ayrı. Haftası. O bayramlar zaten benim favorimdir zaten. Bayramlarda hiçbirini es geçmem. Bütün hastaneleri elimden geldiğince gezerim. Dünya Kadınlar Günü, Mayıs. Bir de arada deriz. Hani bir ihtiyacınız var mı? İstediğiniz bir şey varsa getirelim. Hasta ya da arar bizi. Ben hastanedeyim. Gelin de kalım. Evraklarım hazır. İşimizi hızlandıralım. Bu gibi etkinlikler yapıyoruz. Aslında severek yani çok isteyerek yapıyoruz. Bugün de diyoruz ki şuraya gidelim. Şu işi yapalım. ÖSEV için birine daha ulaşalım. Bir hayata daha dokunalım diye istiyoruz. Ama elimizden geldiği kadar da Konya'da gidilmedik ev bırakmayacağız. Hepsini gezeceğiz. Eski ve yeni hiç fark etmiyor bizim için. Hepsinin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Unutulmadıklarını, yeni hastalarımıza da moral vererekten onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Allah büyük. Evet, lösemili çocuklar müjde bekliyorlar diye bir haber var. Bu haftaki... Bu ayki, değil mi? Bu ayki Lösemili Çocukların Sesi gazetesinde şöyle bir talepleri var. Onlar yalnız olmadıklarını hissetmek ve hayata sımsıkı bağlanmak istiyorlar. Futbolcu ağabeylerinden Avrupa'da başlayan rüzgara uymalarını ve maaşlarının %1'ini, prim ve transfer ücretlerinin de %0.1'ini yani binde birini kendilerine bağışlamalarını rica ediyorlar. Biz de futbolcunun zeki, ahlaklı ve duyarlısını severiz diyor. Evet. LÖSEV. Duyarlısını işte, seviyoruz biz dönüş zaten. Yapıyorlardır mutlaka. Çünkü çok fazla yani, destek olan sporcu kardeşlerimiz var. Evet, Beşiktaş var. Kurban'da şey yapmıştı ya. Duyuyoruz. Duyuyoruz. İşte siz de destek olabilirsiniz diye. Bu tür dergiler ne zaman çıkıyor? Parayla mı ulaşacağız? Nasıl ulaşacağız şu andaki sayıya? Ücretsiz. Biz bunları parayla satmıyoruz. Bizim tek derdimiz... LÖSEV neler yapıyor, neler paylaşmış, üstüne zer kimdir gibi biz bunları size getiriyoruz. Bizi asla bir dışarıdan dilenci gibi görmeyin. Biz bunları size en sadece okuyup bilgilendirin. Sanırım. Tek derdimiz bilgilendirmek. Ve biz size sadece bununla birlikte bu dergiyi, bu bülteni verirken içeride çocuklarınızın ne kadar sağlıklı olabilecek içeceklere, kanser hakkında 10 gerçek. Bunları zaten size sağ olsun üstüne hocamız ve diğer doktorlarımız yazmış. Uzmanlar hazırlıyorlar. Evet, bilgilerin tek istediğimiz o. Biz bunları size getireceğiz. Bu hafta biz sahalardayız. Komite olarak hepimiz sahalardayız. Ve sizlere getireceğiz. Okuyun. Okuyun, okutun. Tek evet. derdimiz o. Ve bir zengin hastalığı olmadığını fark edin. Hep böyle bir algı var. LÖSEV zengin hastasıdır, hastalığıdır, işte tedavisi zordur. Zor. Tabii ki zor ama. Ama evet. Bir elle, bir yardımla yani, onlara yardım edebilir ve ulaşabilirsiniz. Tabii. Bu hafta içerisinde yapılacak işte pazar günkü olan organizasyonun dışında siz bütün kış boyunca yine çocuklara ulaşacaksınız. Yine kapı kapı gezeceksiniz. Mesela gönderilen koliler dağıtıyoruz, götürüyoruz diyorsunuz ya. Her ailenin isteğine göre mi belirleniyor yoksa sabit mi? Koliler hazırlanıyor. Ona da şöyle bir açıklık getireyim. Koliler, gönüllüler bizim vakıftaki SEHA'nın çalışmasıyla hazırlanıyor. Biz yani burada, Ankara mı belirliyor bunları? Onlar tabii standart hazırlanıyor özellikle ailelere. Kargo yoluyla evlerine geliyor kolileri. Biz sadece burada hani bağış falan olursa yönlendirirlerse biz götürüp veriyoruz. Onun dışında kargo yoluyla evlerine ulaşıyor. Çocuk kendi açıyor, aile kendi açıyor kolisini. Et yardımlarımız da Nurhan Hanım'ın da dediği gibi bir bayi ya bayiden alınıyor ya da burada bir et dağıtımı olursa SEHA'dan, vakıftan arkadaşlar birlikte dağıtıyoruz. Aileye birebir ellerine veriyoruz. Kurban öncesi 100 aileye vermiştik. Artık bundan sonra da kendileri vakıf belirleyip gidip alacaklar. Belirlenen isimler sanırım size ulaşıyor. Siz bilgileniyorsunuz yok, öyle şey değil. Genelde bizim ailelerimize et yardımında yeni tanı alanlar ihtiyaçlı aileler. İhtiyaçlı aileler asla hiç görmezse. Hiç et yiyemeyen değil mi? Tabii hiç ete ulaşamayan. Ayşegül Hanım o kadar çok ailemiz var ki zaten üste ve kayıtlı ailelerimiz asgarinin altında hep. Evet. Maddi durumları kötü,
yetişkinlerde olsun, çocuklarda olsun hiçbir ayrım yapılmıyor. Maddi durumu kimin kötüyse ona yardım gidiyor. Peki en çok neye ihtiyaçları oluyor? Şöyle bir sıralarsanız Dilek Hanım. Tabii ki de maddi yardım, maddi destek en önemli destek. Et yardımı, kuru gıda, çoğunun mesela eşya ihtiyacı oluyor. Onu biz işte bir bulursak vakıfa bildiriyoruz. Onlar da diyorlar şu aileye götür ya da bizim tespit ettiğimiz bir aile oluyor oraya götürüyoruz. Ya aslında var ya bir insanın neye ihtiyacı varsa bizim ailelerimiz de ona ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var değil mi? Bir ailenin neye ihtiyacı varsa. Her şeye ihtiyacı olmaz mı? Yani bir statüde, asgarinin üstünde bir statüde yaşamaya ihtiyacı var. Ve tabii ki de bunu biz değerli bağışçılarımızla, değerli gönüllerimizle ailelere destek geliyor. Ve inşallah bunların da daha çok artmasını istiyoruz. Pazar günü evet etkinliğimiz olacak. Bunları biz nasıl ara ara oluyor? Bu Dünya Kadınlar Günü'nde oluyor. 23 Nisan'da yılbaşında iftar yemeklerimiz oluyor. Bunlar nasıl oluyor? Tabii ki de değerli bağışçılarımız da oluyor. Ve biz bunların daha çok Konya'da artmasını, ailelerimizi, çocuklarımızı daha mutlu etmek istiyoruz. Ve tabii sizlerden destek istiyoruz. Evet, biz de bugün sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Şöyle çok konuyu mutluyuz. Toparlayalım. Nurhan Hanım, sizin son olarak ekranlarda bizi izliyorlar. Sadece Konya değil, Türkiye yurt dışından da pek çok insan izliyor bizi. Ve onlara söylemek istediğiniz, ailelere söylemek istediğiniz son cümlelerinizi almak istiyorum. Son cümlelerim, LÖSEV'e destek olun. O kadar. Tam gerçekten, net. LÖSEV'e destek olun ve LÖSEV'e üye olun. Gerçekten insanın maddi manevi bütün sıkıntılarında yanınızda hep LÖSEV oluyor. Biz de Lale'yle sevgilerimizi iletiyoruz. Size de Rabbim şifa versin. Çok teşekkür ederim. Güç kuvvet versin. Biz de kadınlar olarak, hanım eli ekibi olarak her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sağlıklı güzel haberlerinizi bize de ulaştırın. İnşallah. İnşallah. Dilek Hanımcığım. Böyle gönüllü bir anne, koşturan, çalışan, afişini bile kendisi asan, sokaklarda bunları dağıtacağım diye koşturan, çok yakından çünkü takip ediyorum. Biliyorum sizin ne kadar bu işe gönül verdiğinizi. Seviyoruz. Bir eli bir insanın duasını almak kadar güzel bir şey var mı? Yok tabii ki. Değil mi? Bir Allah razı olsun diyebilmek, birilerine ulaşabilmek çok güzel bir şey. Gerçekten severek yapıyorum hani LÖSEV'in işlerini. Ya herhalde bir insan sevmeden yapamaz. Yapamaz. Ben de son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Biz LÖSEV diyoruz ama LÖSEV'i en yakın kendiniz tanıyarak tanıyın. Ondan sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Evet, tanıyarak destekçi olabilirsiniz. Hadi diyelim ki. Yine Üstün Hoca'nın. Evet, bizim gururumuz. İnşallah daha çok kişiler, daha çok... görmeyen gözler görecek. Biz de bunu gururla böyle her yerde anlatacağız. İnşallah bizim için gururumuz. Aslında bu bizim gururumuz değil, Türkiye'nin gururu. New York'tan gelecek. Haksız mıyım? Evet. New York'tan büyük bir ödül gelecek ve çocuk hakları. Ve bununla birlikte de inşallah her şey daha güzel olacak. Biz de tabii ki tebrik ediyoruz bir hekim olarak, bir doktor olarak. Sizin çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür Dediğim ederiz. Dediğim gibi her zaman yanınızdayız. Yanınızdayım. Evet. Ve inşallah bu tür çalışmalarda her zaman destekçiniz olacağız. Biz de herkesi desteğe bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu güzel iki hanımefendiyi ağırladım bugün. Lösemili Çocuklar Haftası'nda sizi de duyarlılığa davet ediyorum. Lütfen destek olmayı unutmayın. Ekranda da görmüştünüz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ankara Lösevi'den ulaşabilirsiniz. Ya da Dilek Hanım'a bireysel olarak ulaşabilirsiniz efendim. Bir iyilik yapın ve onların yüzlerini, gözlerinin içini güldürün diye programı sonlandırıyorum. Yarın saat 10.30'da yine sizi bekliyoruz. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi,
uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba içinde.